Şu keşkesiz doğum ekibi nasıl çalışıyor hocam? Şimdi önce bir tabii tanışmaya geliyorlar, duyuyorlar bir şekilde. Orada ilk bilgiyi alıyorlar ve ilk bilginin içinde şu var. Bir kere keşkesiz doğum ekibine geliyorsanız mutlaka doğum hazırlık eğitimini alıyorsunuz. Standart bir eğitimimiz var, yaklaşık 18 saat süren. Ve burada yani bir hafta sonu mu? Bir hafta sonu sadece. 9 ay boyunca bir hafta sonu. 9 ay boyunca bir hafta sonu geliyorlar ve ortak bir dil oluşuyor. Böylece birlikte kararlarda sorumluluk alabilecek kadar bilgileniyorlar ve tüm pratik şeyleri öğreniyorlar ve nefesler, gevşemeler ve ne yapacakları ve ekiplerin rolleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Tamam. Sonra ebeyle olan çalışmaları başlıyor. Onda da mutlaka ben öncesinde bir ev ziyareti yapıyorum. Çünkü mahrem alanlarını alacakları için benim doğumda öncesinde evlerine gitmiş olmam gerçekten aramızdaki iletişim ve diyaloğu sağlamlaştırıyor. Çantalarını beraber hazırlıyoruz. Evet. Ondan sonra bu da mı doktora soruları dedikleri her şeyi bana sorabiliyorlar. 24 saat boyunca ulaşabiliyorlar. Bir de mesela bir bebeğin ebesi olması kavramı oluşmaya başladı. Çok müteşekkirim gerçekten. Ay bizim evimiz falan. Evet. Bu esnada da birazcık biz ebeyle beraber yani paslaşarak işin psikolojik kısmını ayarlamaya çalışıyoruz. Yani benim anneyle çalışmalarım, babayla çalışmalarım, geniş aileyle, anneanneyle, babaanneyle çalışmalarım ve hep ben aslında size, ekibe ailenin süreciyle ilgili, sıkıntılarıyla ilgili, travmaları varsa ile ilgili hep bilgi aktarıyorum doğuma kadar. Ben de yine aynı şekilde doğum başladığında ilk başta eğer her şey yolunda gidiyorsa başta evde takip ediyoruz. Ondan sonrasında güvenli bir şekilde aileyle birlikte hastaneye geçiyoruz. Yine tüm süreç boyunca yanlarında oluyorum. Ta ki doğum gerçekleşip hatta ilk emzirme olasıya kadar onlarla birlikteyim. Ve hatta ondan sonrasında da yine bebek bakımı ve bebekle ilgili sorular için mutlaka doğumdan sonra da ev ziyaretlerini gerçekleştiriyorum. Burada bir olayın tabii tıbbi takibi var. Tıbbi takibini pas geçip hemen doğuma geldik. Hemen doğurmak istiyoruz. Bir kere bir klasik modern tıbbın bize önerdiği rutin takipleri yapıyoruz. Buradaki fark şu, gelen her gebe acil durumda ikinci bir doktor olduğunu biliyor, ondan tanışıyor ve biz olarak takip ediyoruz gebeleri. En önemli farklılıklardan bir tanesi bu. Doğum başladıktan sonra da yine bunu vurgulamam gerekiyor ki şu anda sezaryen gerektiği konusunda veya bir tıbbi müdahale gerektiği olduğu zaman da modern tıp ne öneriyorsa, Amerika'da ne öneriliyorsa aynısını aynı sıklıkta yapıyoruz. Bu konularda hiçbir fark yok. Fark sadece hizmetin çeşitliliği konusunda oluyor. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Sezaryen oranının düşüklüğü bizim sezaryeni geç yaptığımızdan vesaire değil, tam tersi. Bu hizmeti zengin bir şekilde sunduğumuz için zaten sorunların daha az karşımıza çıkması. Bir de burada ailelerin mutlu eden şey tabii kararlara aktif katılımları. Yani herhangi bir müdahalede direkt sana bu yapılacak yerine önerilen sana bu şu sebeple yapılıyor, yapılması öneriyoruz deyip onaylarını almak. Bazı aileler bazen bu kararlarda biraz süre istiyorlar. Onlara gerekirse, acil bir durum yoksa o süreyi vermek de işte keşkesizliği yaratan şeylerden biri bu. Bizim ailelerimizden çok memnunuz çünkü kararlara katılmak ve sorumluluk almak konusunda hiçbir çekinceleri olmuyor.